Benim telefonum nerede? O fotoğraftan da nerede? Şeyde. Çok 5 Mayıs 2020 tarihinde bayılması sonucu hastaneye kaldırdığımız ve 14 gün sonra 19 Mayıs'ta vefat eden evladımın Kurtköy'deki, Pendik Kurtköy'deki hastanesinde yanlış teşhis ve müdahale sonucu sevk gerçekleşti ancak geç kalındığı için hastanesinden ve yetkililerden şikayetçi olduk. Yetkililerden, Sağlık Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanımızdan ve diğer yetkililerden evladım Zeynep'in yani hukuki işlemlerinin hızlandırılması için kızım için adalet istiyoruz. Dava şimdi maddi tazminat rakamları veya manevi tazminat rakamları milyonlar da olsa sonuçta bir evlat gitmiş. Dolayısıyla biz değil hiçbir anne babayı tatmin etmez. Ama yine de avukatların söylediğini söylüyorum. Bu sonuçta bunun bir bedeli var. Biz bu bedelin peşinde değiliz. Sadece doktor ve hastane yetkililerinin yani buradan normal bir şekilde çıkmasını istemiyoruz. Bir şekilde adaletin yerini bulmasını ve yetkililerin işlemleri hızlandırmasını, müdahale etmesini istiyoruz. De ki hiç kimseye Allah bir acıyı anaya babaya göstermesin, duysun bizi. Sabah Zeynep yanıma gelerek işte hani ayağının ardından ayağının uyuştuğunu söyledi. Biz onu normal bir hastalık olarak düşündük. Yani normal bir ayak ağrısıdır. Sonra bu ilerleyince çocuğu ambulansa arayıp ondan bilgi almakla çocuk çok korktu. Sonra zaten hani birden bayılınca işte o sırada beyin kanaması geçiriyormuş. Ama tabii hiçbirimiz bilmediğimiz için artık bunu hastaneye ambulans aradık. Ambulans geç gelesiye bu sefer arkadaşımız sağ olsun o geldi o götürdü. Ben gidemedim diğer çocuklarımdan dolayı. Eşim gitti yanında. Orada gene böyle havale gibi şeyler geçirmiş. Bizi akşam yanına götürdüğünde çocuk yatıyordu böyle. Bize gelip doktor da siz hiç merak etmeyin bu çocuğun hiçbir şeyi yok. Bu çocuk sadece havale geçiriyor. Ben bunca yıllık doktorluk tecrübeme güveniyorsam merak etmeyin bu çocuk akşam yanınıza gelecek. Hiçbir şey yok eminim diğer hastaneye gitse de bir şey demeyecekler dedi. Bizi çok sevindirdi hani ama halbuki o çocuk orada beyin kanaması geçiriyormuş. Ki oradaki aletleri bile çıkardılar rahatsız olmasın çocuk birden ateşlendi. Hiçbir şeyi bilemediler. Hiçbir şeyi yani kendilerine güvendiler hesaplamadılar. Biz bundan çok şikayetçiyiz. Orada bir 6-7 saat kaldı da o sırada beyni o kadar kan toplamış. Son andaki müdahaleyle bir 14 gün hani çocuk hastanede yoğun bakımda yaşayabildi. Ondan sonra zaten hani o kötü haber geldi bize. Erken teşhis eğer konulsaydı o an beyin kanaması denseydi devlet hastanesinde bakılacaktı. Bu sefer evet belki hani şey olacaktı başka bir şey çıkacaktı ama o çocuk yaşayacaktı yani. O çocuk hani yaşayacaktı, yaşatacaklardı çünkü diğer hastanede doktorların dediği beynindeki kan toplaması yüzünden biz müdahale edemedik. Müdahale ediyorlar, beyinden yine kan akıyor. Müdahale etmeye çalışıyorlar, hatta ikinci kere daha beyin kanaması geçirmiş. Beynindeki kandan dolayı, durduramadıklarından dolayı. O doktorun hani o doktorun yapamamasından dolayı. En yakın bize o hastaneydi. Hani devlet uzaktı, bir de çocuk öyle olunca hemen direkt özele götürdüler. Hani götüren dedi ki acaba götürmese miydik gibi ama onların da yapacağı bir şey yoktu. Sağ olsun onlar olmasaydı zaten belki daha geç kalınacaktı hani götürmemizde. Yani o çok farklıydı böyle çok akıllıydı. Zaten son zamanlarda böyle iyice büyümüş gibiydi. Hani böyle iyice daha çok hareketleri şeydi. Hani benim her şeyim gibiydi. Şu an hala yani kendimi toparlayamadım. Yani bayağı bir zorlanıyorum diğer çocuklarda da yönelmekte hani.